Her ne kadar ücretli olsa da ekran görüntü alma programımızla veya farklı video kayıt sistemiyle görüntülerini alabileceğimiz bir tasarım programı. Bu programda afişler düzenleyebilir, video animasyonları hazırlayabilir, video introları hazırlayabilirsiniz. Sıfırdan çalışma yapabileceğiniz gibi kendiniz de burada sunulan örnekler üzerinden de çalışma yapabilirsiniz. Üst kısmı lamba kapslar, dizaynlar, logolar, videolar ve oyun gidişleriyle ilgili farklı örnekler sunmaktadır. Dolayısıyla sizler ne yapmak istediğinize öncelikle karar vereceksiniz. Diyelim ki dizayn yapmak istiyorsunuz. Dizayn yapmak istediğinizde öncelikle ücretsiz olanlar seçebilirsiniz. Tabii diğerlerini de seçebilirsiniz. Yani sadece ücretsiz olan değil, onların yöntemini göstereceğim biraz sonra. Ücretsiz olanı seçerseniz karşınıza sadece indirmesi yani yapımı ücretsiz olanlar karşınıza çıkacaktır. Gördüğünüz gibi tüm hepsinin üzerinde free olarak göstermektedir, ücretsiz olarak göstermektedir. Diyelim ki bu hatun kişinin üzerinde bir resim oluşturmak istiyoruz. Resmimizi koymak istiyoruz. Bunu kullanmak istiyoruz. Buna tıklayacağız arkadaşlar. Tıkladığımız zaman sistemin o görüntüsü ekranımıza yansıyacak. Evet, şu anda görüntü gelmek üzere geliyor. Ekranı ben biraz daha küçülteyim, rahat görebilmeniz açısından. Evet. Gördüğümüz gibi üzerinde pembe bir kapşon ve üst kısmında göğüs kısmına bir isim ve imaj yani resim koyabiliriz. Yazı ekle kısmına tıklayarak sol tarafta orada istersek bir yazı ekleyebiliriz. Change me kısmı şu anda çıktı, bakın yazı ekleme kısmı. Oraya diyorum ki Hasan Hoca. Hasan Hoca olarak yazdım. Şu anda karşıma geldi. Yazıyı tıklayarak ben bu yazıyı istediğim yere ne yapma imkanım var? Taşıma imkanım var. Yazının köşelerinden tutarak bunu istediğim şekilde küçültme şansım da var. Madem bu bir elbise dizaynı olacaksa ne yapalım? Onu böyle yakışacak şekilde birazcık resmin dışına gelecek şekilde oraya koyalım. Hasan Hoca olarak oraya yazıyı koydum ve şimdi buradaki Upload Your Image kısmına bir resim eklemek istiyorum. Resim sol tarafa geliyorum ve sol tarafta resim ekle kısmından cihazınızdan yükleyin seçeneğini seçiyorum. Orada da örneğin kendi resmimi ekleme yapıyorum. Ekliyorum ve karşıma resmimizin yerleştirilmesiyle ilgili kırpma alanı geliyor. Bu alana geldiğiniz zaman arkadaşlar şu görülen çerçeve içine resminizi sığdırmak zorundasınız. İsterse bu şekilde kullanabilirsiniz. İsterse hemen resmin altında kaydırma çubuğu vardır. O kaydırma çubuğunu ileri doğru getirerek yani büyüterek resmin neresine koymak istiyorsanız o kadar kısmına kadar getirebilirsiniz. Örneğin sadece yüz ve gözümün görünmesini istiyorum. Bu şekilde seçtim. Bu kısmın görünmesini istiyorum resimde ve yani kadının üzerinde bulunan elbiseye sadece bu kısmın çıkmasını istiyorum. Burayı belirledikten sonra kırp diyorum. Kırptıktan sonra sistem resmimi olmuş şekilde artık ne olmuş oldu? Elbisenin üzerine yansıttı. Bu arada elbisenin rengini de istediğimiz şekilde değiştirme şansım var. Buradan örneğin bakalım elbiseyi açık mavi yapalım. Gördüğünüz gibi veya çok açık mavi de çok çıtlak kaldı. Biraz daha sarımsırak yapalım daha yakışıklı olacak. Evet, gördüğünüz gibi değiştirdik. Yine alt rengi de diyelim ki arka plan renginde mavi olarak ayarladık. Dolayısıyla resmimizi ne yapmış olduk? Kişinin üzerine yerleştirmiş olduk. Çalışmamız bu kadar arkadaşlar. Bir ekran görüntü alma programıyla rahatlıkla ne yapabilirsiniz? Bunu çerçeveden seçerek sisteminize kaydedebilirsiniz. Düzeni sıfırla bölümü yaptığınız çalışmaların geri alınması anlamına gelir. Dolayısıyla yeniden çalışma yapmak isterseniz veya yazıyı kaldırmak isterseniz üzerine tıklayarak delete tuşuna basmanız yeterlidir. Resim üzerinde küçültme, büyütme, yazı alanında da aynı şekilde veya resim alanında da sistemin izin verdiği ayarları kullanmak zorundayız. Diğer bir kısım tasarımlar kısmını gördünüz. Logolar kısmı. Burada logo oluşturucu ücretsiz olarak yapıyor. Bu kez ücretsiz değil de ücretli olsun. Herhangi bir konuda
hangi konuda logo yapacaksak ona bakıyoruz buradan. Örneğin doktorlar konusunda demiş, doktorlar konusunda bir logo yapmak istiyoruz. Karşımıza bununla ilgili örnekler sunulacak tabii ki. Gördüğünüz gibi bir sürü yapılmış logolar var. Örneğin şu Medical'a tıklayarak onu seçelim. Ki üzerinde kalp işareti var. Onlar genelde zaten ücretli. Olsun, biz ücretli de olsa ekran görüntü programı ile ne yapabiliriz? O programı yaptığımız çalışmayı alabiliriz. Üzerine tıklayarak sayfaya yerleşmesini sağlıyorum. Yani hazır sunu olduğu için. Bu hazır çalışma üzerinde kendim değişiklikleri yapacağım. Biraz önce gördüğünüz çalışmada olduğu gibi burada da yine yazıların vesaire değişmesi için sol kısma gelecektir. Örneğin burada medical yazan kısım burada gördüğünüz gibi. Buraya diyelim ki hastane diyelim. Hastahane dedim ve yazımın o şekilde yer almasını istiyorum. Şimdi de kanabis olan yeri de değiştirebilirim. Onun olduğu yeri seçiyorum ve buraya diyorum ki Edremit'e diyelim, örneğin atalım Edremit diyelim buna. Edremit dedim ve yerini belirlemiş oldum. Bunu istediğim gibi konumlandırabiliyorum. Yazımı istediğim yerde konumlandırabiliyorum. Bununla ilgili çalışmaları yapabiliyorum. Burada plant yazan kısma da diyelim ki Asan Hoca diyeyim. Evet. Hasan Hoca da bunun üst kısmına ne olmuş oldu? Gelmiş oldu. Şöyle alalım. Hasan Hoca Hastane Edremit. Şimdi burada sunulan resim tabii ki size örnek verilen resimdir. Bu resme tıkladığınız zaman sağ tarafta onunla ilgili farklı şekiller gelecektir. Dolayısıyla isterseniz örneğin bu resmi yerine bu resmi almak istiyorsanız o resmin üzerine iki kere tıklamanız yeterli. Hangi resmi almak istiyorsanız o resmin üzerine iki kere tıklayacaksınız. Resminiz buraya gelecek. O resmi istediğiniz şekilde büyütebilirsiniz. O resimle ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Örneğin bu resmimizin diyelim tıkladık şu anda. Çeşitli renk uygulamaları deneyelim buradan. Örneğin sarıya getirdik resmimizi veya maviye getirelim. Evet, daha belirgin olsun. Yine aynı şekilde arka fon, yani şu görmüş olduğunuz badem rengi gibi bir şey artık. Bunu değiştirmek isterseniz yine burada ne yapabilirsiniz? Farklı bir renge tıklayarak o rengi arka plana almış olursunuz. İstediğiniz şekilde logonuzu tasarlayabilirsiniz. Yazıyla ilgili olarak da üzerine tıkladığınız zaman yazının sol kısımda yazıyla ilgili bölümler vardı. Oradan yazıları değiştirebilirsiniz. Renklerini değiştirmek isterseniz buradaki tuşları kullanmanız gerekecek. Dolayısıyla örneğin biz şu anda hastaneyi değiştirdik. Şimdi de Hasan Hoca'yı mavi, yeşilimsi bir rengi var. Onu da kırmızıya getirelim. Kırmızıya seçiyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi de Edremit yazısı beyaz gözüküyor. Onun rengini değiştirelim. Onu da maviye alalım. Bu şekilde arkadaşlar logomuzu tamamlamış oluyoruz. Bir ekran görüntü alma programıyla bu çalışmamızı rahatlıkla indirebiliriz. Diğer kısım videolar kısmı. Burada da video yapıcı ücretsiz animasyonlu vesaire olarak karşımıza çıkacak. Ne yaptır yapmak istiyorsanız örneğin ücretsize tıklayalım. Ücretsiz olana tıkladığımız zaman karşımıza yapması bedava olan örnekler gelecek. Bu örnekler üzerinde örneğin diyelim ki rastgele bir tanesini seçelim, farklı bir şey olsun. Diyelim ki şurada köpekçikler falan var. Evcil hayvanla da ilgiliymiş. Ona tıkladım. Tıklayarak çalışmamızın alanımızın oluşmasını bekliyoruz. Evet, alanımız oluştu. Aynı biraz önce yaptığımız gibi dizaynda veya tasarımlarda yaptığımız gibi orada yer alan yazılar, resimlerle ilgili çalışmalar karşımıza açılacaktır. Seçenekler gördüğünüz gibi. Burada örneğin yazı kısmında 1, 2, 3 tane yazı meydana gelmiş ve oynatma modunu da buradan belirleyeceğiz. Burada yazılar önce bir çıksın, sistem bir yüklemesini yapsın, onu bekliyoruz. Yine burada yapmış olduğumuz tasarımla ilgili eğer bu tasarımı değiştirmek istersek sağ kısımda bulunan bu tasarımlardan da farklı seçmeler yapabiliriz. Yani
İlla bunu seçtik diye bunu kullanmak zorunda değiliz. Örneğin burada why you short arrow not stop diye 3 tane kelime var. Bu 3 kelime dikkat ederseniz 1, 2 ve 3 ayrı bölümde verilmiş. Dolayısıyla bu yazıları buradan değiştirebilirsiniz. Örneğin nasılsınız diyelim. Nasılsınız dedim. Nasılsınız kelimesini oraya eklemek istedim. Short adop kısmına da bizi düşünün dedim. Bu arada nasılsınız da orada bir a fazla yazmışım. Küçücük olduğu için göremedim ama neyse düzeltmeye çalıştım. Umarım doğru yeri düzeltmişimdir. Ve son non-stop yerine kısmına da unutmayın yazıyorum. Bizi düşünün, unutmayın. Yazılarımı ekledim ve sistem otomatikman ne yapacak? O yazılarımın işlenmesini yapacak gördüğünüz gibi. Burada alt kısma baktığınız zaman alt kısmında sahnelerin olduğunu görebiliriz. Yani bu bir tek sahneden oluşan bir slide değil. Birkaç sahneden oluşan bir slide. İkinci sahneye tıkladığım zaman ikinci sahne üzerinde değişiklikler yapmam için buraya gelecek. Üçüncü sahne, dördüncü sahne vesaire burada ne yapacak? Tek tek tıklayarak o sahnelerle ilgili her türlü değişiklikleri yapma şansınız var. Ben birinci sahneye tekrar tıklıyorum. Birinci sahneye tıkladıktan sonra o sahnem üzerindeki değişikliklerimi bitirmediğim için sistemin bunları tekrar açmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi yazımız buraya eklendi. Bu yazılarımızda yine nasılsınız kelimesini örneğin rengini değiştirmek istiyorsam buradan nasılsınızın oradaki renk kısmından örneğin maviyi seçeyim. Boşa tıklayayım ve şu anda siyah olduğu için yazı mavi hale gelecek. Sistem bunu yüklemesini yapacak gördüğünüz gibi. Bunun dışında arkadaşlar sağ tarafta çerçeveler ve bu sahneyle ilgili görüntüler vardır. Örneğin buradan frame kısmına tıklayarak sarı olan kısmı kırmızı yapmak istiyorum. Kırmızının bir tonunu yapmak istiyorum daha doğrusu. Gördüğünüz gibi pembeye yakın bir tonmuş, o oluştu. Yine aynı şekilde diğer sarı alan olan yerde açık mavi yazıların olduğu sarı alanı da açık mavi olarak düzenlemek istiyorum. Oluşmasını bekliyorum. Evet gördüğünüz gibi yazının alanındaki sarıydı, o da yeşil oldu. Ve diğer taraftaki imajdaki yani arka plandaki resmin alanında sarı değil de yine pembe türü bir şey olmasını istiyorum ve bekliyorum olmasını. Bu şekilde sahne alanımızı ne yapmış olduk? Belirlemiş olduk. Renk tonlarımızı belirlemiş olduk. İkinci sahneye geçtiğinizde de aynı işlemleri tekrar yapacaksınız. İşiniz bittikten sonra buradan hepsini oynat kısmına tıklayarak tüm slaytları oynat diyorum. Gerçi sadece bir sahneyi değiştirdim ama diğerlerini de bu şekilde değiştirdikten sonra sol alt kısımdan hepsini oynata tıklayacağız ve tüm slaytları oynat diyoruz. Dolayısıyla yapmış olduğumuz video sistem tarafından şu anda benden önce 6 kişi daha bekliyormuş. Onu uyarıyor. 6 kişi daha sırada diyor. Hazırlanmaya başlayacaktır. Hazırlanmasını bekleyelim. Şu anda hazırlandı ve sunum yapılıyor bakınız. Şimdi videomu ücretsiz indirmek istersem şayet videonun üzerine faremle sağ tıklayın. Örneğin masa üstüme kaydediyorum. Kullanabilirim. Herhangi bir yerde paylaşımımı yapabilirim. Şu anda bilgisayarıma inmeye devam ediyor. İndikten sonra bilgisayarımdan çalıştıracağım. Göreceksiniz. Evet, şu anda inmesi tamamlandı. Burada gözüküyor. Ben bilgisayarıma inmiş haliyle şu anda bilgisayarımdan çalıştırıyorum. Hocam neden bunu
Freedom Unlimited Full Video kısmından indirmediniz derseniz, buraya tıkladığımızda arkadaşlar genellikle üyelik için soruluyor. O bakımdan o işlemlerle uğraşmamanız için bu kolay yolu sizlere gösteriyorum. Videonuzdaki tüm sahneleri tekrar tekrar aynı birinci sahneyi düzenlediğimiz gibi düzenlerseniz artık çalışmanızı rahatlıkla devam ettirebilirsiniz. İsterseniz sahnenize farklı sahneler de buradan başka ekle kısmından ekleyebilirsiniz. Program normalde İngilizce ancak ben sayfayı otomatikman daha rahat anlayabilmeniz için Türkçe'ye çeviriyorum. Siz de Windows 7 ve 10 kullanıyorsanız sayfanızı Türkçe'ye çevirerek kullanabilirsiniz veya bahsettiğim şeyler zaten hafızanızda yer alacağı için rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.